Evet, öncelikle sarımsaklarımızı bu şekilde arkadaşlar soyuyorsunuz. Sarımsak kürünü sütle, bu sarımsaklarımızı ezip sütle bir bardak süte arkadaşlar katacağız, karıştıracağız. Sıcak süte karıştıracağız. Daha sonra demlenecek üzerinde 5-10 dakika bekledikten sonra afiyetle içeceğiz. Bu şekilde sarımsakları soyduktan sonra eziyorsunuz. Ezilmiş sarımsakları ne kadar çok ezerseniz arkadaşlar, o kadar iyi. Rendeden de geçirebilirsiniz. Ezdikten sonra sütün içine atıp karıştırıp demlenmesini bekliyorsunuz. Eğer kuru bir öksürüğünüz var ise, biliyorsunuz havalar soğudu, salgınlar başladı, koronavirüs hala devam etmekte zaten. Şimdi kuru bir öksürüğünüz var, balgam, boğazınız dolu, balgam atmak ihtiyacınız var ama bir türlü çıkartamıyorsunuz, atamıyorsunuz. Bu kürü lütfen uygulayın arkadaşlar, düzenli olarak kesinlikle ama faydasını göreceksiniz. Ben düzenli uyguluyorum, faydasını görüyorum. Görmediğim, uygulamadığım şeyleri sizlere asla anlatmıyorum arkadaşlar. Beni bilen bilir. Şimdi sütümüzü cezvede ısıtıyoruz. Cezvede ısıttıktan sonra arkadaşlar şöyle gördüğünüz 4 diş. Bu tabi ebatlara göre değişebilir. 5 diş de olabilir. Sarımsağı ezeceksiniz. Şimdi ben evde şeyi bulamadım şu anda, sarımsak döveceğini. Mecbur bunun için de ezeceğim. Şimdi ben size yapılışını şöyle bir anlatayım. Sütü ısıttıktan sonra, kaynadıktan sonra arkadaşlar, sütümüz kaynadıktan sonra ezdiğimiz sarımsakları sütümüzün içine atıyoruz ve üstünü örtüyoruz arkadaşlar. Üstünü böyle kapatıp 5 dakika 10 dakika o sarımsağın o süte özünü sütün içine girmesini, kaynamasını, kaynaşmasını bekliyorsunuz 5-10 dakika. Bu sırada, süre zarfında da zaten sütünüz ılacak. Sıcak içmeyin, ılık bir şekilde için. Bunu düzenli olarak günde muhakkak bir kez, en az günde uygulayın. İki uygulayabilirseniz sabah akşam daha etkili olur. Ama günde muhakkak uygulanmayı bir kere uygulayın. Şimdi sarımsağımızı ezelim arkadaşlar. Bu şekilde ezeceksiniz arkadaşlar. Biraz daha ezelim, iyice ezelim. Sarımsakları gördüğünüz gibi arkadaşlar ezdik. Şöyle bir rendeden geçirdim arkadaşlar. Rende aparatından. Daha iyi oldu. Biraz da içine rendeledim.
Gördüğünüz gibi. Sütümüz kaynadı. Bunu içine döküyoruz. Şöyle alalım. Bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi sarımsaklarımızı döktük. Şöyle de üstünü kapatıyoruz arkadaşlar. Altı kapalı ocağımızın. Şimdi 5 dakika 10 dakika bekliyoruz. Daha sonra bardağa koyup bunu afiyetle içeceğiz arkadaşlar. Düzenli olarak muhakkak en az bir kere günde sabah akşam yaparsanız daha etkili. Bu şekilde 15 gün boyunca yapın arkadaşlar. Öksürüğünüzde gözle görülür bir şekilde azalma olacak. İlk başlarda artacak. Siz sanacaksınız ki bir işe yaramıyor. Halbuki tam tersi arkadaşlar. Sizi öksürtecek. Haliyle de o boğazınızdaki, ciğerlerinizdeki o pis balgamı sökecek arkadaşlar. Sona doğru zaten öksürüğünüz de azalıyor. Arada arkadaşlar bu şekilde karıştırın. Sonra tekrar kapağını kapatın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sütümüz hala sıcak. Şimdi bardağa döküp bardakta beklemesini istiyorum. Sütümüz bayağı kaynar, sıcak. Bu kadar sıcak içmek istemiyoruz. Ilıyacak arkadaşlar. Ve ezmiş olduğumuz sarımsaklar da özü, suyu, süte tamamen karışmış olacak. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar, sütümüz soğudu. Iladı. Şu şekilde oturup içiyorsunuz. Afiyetle. Evet arkadaşlar, sütümüzü içiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu kürü sabah, akşam, günde iki kere muhakkak uygulayın. Kesinlikle kuru öksürüğünüze iyi gelecektir arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz de beğeni tuşuna lütfen basmayı unutmayın. Şu anda afiyetle sütümüzü içiyoruz.